Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kader. Kader de Kader Risalesi'ni onlarla tanıdaykalardan, şualardan okurken tefekkür var, metin var, cümle cümle, her birisi müstakil. Yani bir iz takip etmiyor. Yani bir şey devamı değil, yani bir konu değil. Tamam, yatsı da beni uyarın, keseceğim. Akşam yatsı? Şey akşam. Ben karıştım diye. Kafa gitti. Bedi-i kader var, nazari kader var. Bedi-i kader, irade, evamili tekvinin kitab-ı mübin denilir. Bedi-i, şu gözüken, keşke umut da burada olsaydı. Çünkü o mevcudat hakkında kudret zannediyor, iradedir. Şu gözüken elma, armut, tercih edilmişi görüyorsun. Yani onun varlığını, madde yapısını görmüyorsun. Peki öyle demiştiniz. Zahir kudrettir, batını iradedir. Yani görünen eşya. Yani zahirde kudret, zahirciler kudret der, batını melekutu görenler irade der diyordunuz. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Mevcudat. Evet, mevcudat. Yani aslında bakarsanız kudretin de hani zahir noktada denebilir belki. Denebilir ama ilmin esası bu. Esası Risale'de. Bedi-i kader, ben yap, tercihim değil bu. Yani gözüken elma, armut, kedi, köpek, iradedir. Peki, bedi-i kaderde başka ne var? Evamili tekviniye var. Yani, iradeyi koy tencereye, evamili tekviniye karıştır, kitab-ı mubi. Bir daha abi. Mesela bir daha söyleyeyim. Tencereye iradeyi koy, evamir tekviniye koy, karıştır, kitab-ı mubi. Bu nasıl dedi ya? Veya evamir-i tekviniyeyi, vücud-u haricisi, evamir-i tekviniye kudret de diyebilirsin. O zaman irade ve kudretin cemi kitab-ı mubin ya. İlim emir de imam-ı bin ya. O da nazari kader. Yani bunu uygulamaya geçirdim. Evamili tekvini, kitab-ı mübinin. Kudretin yerine evamili tekvini diye söylüyorum. Konu çünkü çok yerde kullanıyoruz taktik. Tamam. Nazar-ı kader, emir ilim. Emri ilahi ve ilmi ilahi. Cem'in imam-ı bin. Cümle değişti şimdi. Ona bir şey koydunuz mu ilim emre? Yani ilim imam-ı bin. O onu bildiğimiz külliyattaki o. Nazar-ı kader. Başka bir şey demek. Ha tamam. İlme bir şey koymadım. Yalnız dün Adem'i şey yaptılar. Adem'i bilmiyorum. Bayağı sıkıştırdılar beni yani. Yani sıkıştırırken çok zor oluyor. Yani hanımlar bu. Telefon ettiler. Ayza açık. Yani sıfırdan başlamışlar. Adem'i nasıl anlatacaksın ya? Yani benzetme yapıyorsun, şey yapıyorsun. Çok zor. Elhamdülillah. Şimdi farklı bir konu. İnsan şuuruyla fark eder, aklıyla anlar ve idrak eder, vicdanıyla tartar ve karar verir. Bir daha. İnsan şuuruyla fark eder, aklıyla anlar ve idrak eder, vicdanıyla tartar, karar verir. Vicdan mı karar verir? Evet. Mesela aklı kararınızı bile değiştiriyor. Doğru, mutlaka doğrularımızı vicdaniyat ne yapıyor? Değiştiriyor. Abi vicdandaki bütünlük mü yoksa irade mi? Yani vicdani dediğinizde bütünlük. Tamam değil mi? Tabii. Konuyu değiştiriyorum. Efendim abi, konuyu değiştiriyorum. Başka. Vicdan tartıyor muydu aslında? Bir dakikayım. Tart. İnsan şuuruyla fark eder. Tamam. Aklıyla anlar ve idrak eder,
vicdan ile tartar ve karar verir. Başka, insan yaptığından sorumlu olmasaydı, iyi insan, kötü insan kavramları manasız olurdu. Takdir ve tenkide gerek olmazdı kişilerin, ikisi de eşit olurdu. Bir şey mi var? Yok, ben şeye baktım da çalışamadım. Tamam, sıkıntı yok. Başka? Kader insana, kader insanı ne yapar? Gururdan kurtarma, mesuliyeti ona hissettirmek, kader. Başka cümle değişiyor. Kafirlere haşirde, kafirler haşirde, bunlar sizin kazandıklarınızdır denecek. Kaderiniz denmeyecek. Bu sizin kazanımlarınız. Yani kişiye ver kaderinin hesabı yoktur. Ver kaderinizin hesabını veriniz yoktur. Verin yaptıklarınızın hesabı vardır. Başka? Çürük elmayı poşetine koymayan pazarcıya, çürük elmayı poşetine koyan pazarcıya, olsun kaderin bu idi mi dersin? Olsun kaderin budur. Eve getirdim, aklın çürük elma var. Tesbih gibi saydım. Niye demedin kaderin budur? Başka? Biz ne istersek, neyi bilirsek kaderim olmuyor. Ne yapmışsak kader oluyor. Yani tahayyül ve tasavvurlarımız kaderimizi değil daha yani bilmeye kader değil ilim denir. Sorsam sana kafanda nelerin var? Hiç der misin ki kaderim var? Ya ne dersin? Bilgilerim, malumatlarım ve tefekkürlerim var dersin. Kader ilim nevindendir. İlim olduğu için mesuliyetimdir. Bilgilerinden mesela para nasıl kazanılıyor biliyorsun ama para kazanmış mı oluyorsun? Değil. Başka? Kitab-ı Mubin, Evamir-i Tekviniye'nin vücudu haricisi. Kitab-ı Mubin, Evamir-i Tekviniye'nin vücudu haricisidir. Şöyle yapayım Osman'ım, elime bakarsan abim. Kudret, çık dışarıya. Evamir-i Tekviniye, çık dışarı, Kitab-ı Mubin. Evamir-i Tekvini Kitab-ı Mubin'den daha arkada. Kader ilim nevindendir. İlim de maluma tabidir. Malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudrete istinad eder. Başka? Belki ezel, mazi ve hal istikbali birden tutar. Yüksekten bakar bir ayna misaldır. Ezel, yuvarlak bir ayna diyor Üstad. Köşeli olsa sağ sol olur. Mesela yuvarlaktır, burayı tutar. Burası gelecek, burası geçmiş. Ama tutmuyor, burayı tutuyor bak. Şimdi, üçünü tutuyor. Ezel, üçünü birden tutan bir ayna gibidir. Peki, yuvarlak oluşu sağ, sol, dün, bugün, yarın yok. Onun için ilim nevinden olduğu için geleceği bilmez, geçmişi bilmez. Geçmiş, gelecek, hal aynı yerdedir. Yuvarlak düşün, kafur. Burada gözüktü. Öne koyduk. Kafur burada ne gözüküyor? Elim. Şurada ne gözüküyor? Mouse'da gözüküyor. Bu da gözüküyor, bu da gözüküyor.
Yuvarlak olduğu için hangisi önde, hangisi arkada? Aynı hepsi. Aynı. Neydi? Yuvarlak. Ezel, evet. Üçten. Ez, aynı. Ezel, evet. Bir de neyi tutuyor? Har. Har, ezel, evet. Kafandaki bilgi maluma edili şeriye süzgecinden geçerse ilim olur. Kafanda bir sürü malumatlar var mı? Bilgi. Edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyastan geçerse, onaylanırsa o bilgi ilim olur. Kafandaki malum olur. Kafandaki bilgi malumu, maluma, edile-i şeriye süzgecinden geçerse ilim olur. Bu ortaya çıkan senin ilminin senin malumuna tabi. Çıktı mı senin ilmin? Senin çıktı değil mi? Edile-i şeriye süzgecinden çıktı. Peki bu ilmin, aferin lan, bu ilmi nereden kazandın? Bir sürü malumatların içerisinde süzülmüştür. O zaman bu ilim maluma tabidir. Navigasyon yap emri değil, verdiğin malumatla sana yol gösterendir. Bir daha. Navigasyon bilmeyen yok ama ben şey yapayım. Uydu var, baz istasyonu var, elimde navigasyon var, telefon da var. Yazıyorum. Gökalp Mahallesi 40. Sokak. Zeytinburnu. 14. Yazdım mı? Beni götürüyor. Tamam mı? Tamam. Konuşuyor mu? Konuşuyor. Gösteriyor mu? Gösteriyor. Arabamın izini de gösteriyor. İstediğimi de gösteriyor. Diyorum ki etrafta ne kadar eczane var, petrol ofisi var, cami var, göster. Onu da gösteriyor. İyi dinleyin şimdi. Navigasyon yap emri değil. Verdiğin malumat da sana yol gösterendir. Bazen de yanlış yaptığını bildiğin halde şüphesiz itimat ederiz. Mesela bana Yandex yaptı. Kurtköy'ü götürecek. Ulan İçerenköy'ü götürüyorum. Yani değil ya. Allah Allah, dur bakayım ne yapacak? Şöyle. Bak buradayım. Buradayım. Buna götürecek. Böyle götürdü beni. Lan böyle gitti. Biliyordum lan bir kesin. Dur dedim bak. Bazen de yanlış yaptığını bildiğin halde şüphesiz itimat ederiz. Ya bir bildiği vardır herhalde. Kapalı mıdır nedir? Yok. Vicdan denilen navigasyonun gösterdiği yerden niye şüpheleniyoruz? Anlamış değil. Elindeki insanın yaptığı bir navigasyonun gösterdiği, hatta bazen de belki dolaştırıyor. Gösterdiği adresten, yoldan şüphe ediyor muyuz? Navigasyonun gösterdiği yoldan kimse şüphe etmiyor. Navigasyon gibi olan vicdanın sana gösterdiği zat ve alem, ahireti gösteriyor. Bekayı gösteriyor. Ebedi gösteriyor. Ha, o navigasyonu gösterdiğinde niye şüphe ediyoruz? Herkes diyor vicdanı dinlese ebed ebed sesini duyacaktır diyor. Devam ediyor navigasyon misali. Navigasyon göstermesini istediğini gösterendir. Öyle mi? Ne gidersen neyi yazarsan. He Mustafa? Der misin kardeş? Lanet olsun ben sana niye bunu gösterdim? O da sana diyor ki lisan, adresi böyle girdim. Tamam mı? Navigasyon göstermesini istediğini gösterendir. Gitmek istediğin yeri sana çizendir, isteyen götüren değildir. Ezel ebed hali birlikte tutar mı? Tutar. Mesela uydu. Uydu. Erzurum'dan kalkmış, Rize'den kalkmış bir adam İstanbul'a gidiyor. Görüyor mu bu uydu? İstanbul'dan kalkmış Rize'ye gidiyor. Bunu da görüyor mu? Yani milyarlarca insan girse, milyonlarca insan navigasyona yorulur mu? Böyle git diyor. Aynı anda böyle git diyor. Başkasına. Bir başkasına, başkalarına böyle diyor. Bir başkasına böyle diyor. Oğlum sen de abi, Asun abi şeyde uymuyor diye söyleyeyim de. Navigasyonun o cihaz, o yorumu yapan şey.
Yani uydu yapmıyor o gergit demeyi yapabiliyor değil. Yani o cihaz, herkesin cihazı şey yapıyor. Sadece konum bilgisi uydu alıyor. Uydu konum veriyor. Harita bu cihazla yüklü ve iş, yani çalıştıran her bir cihazın kendi sağa git, sola git diyeni var. Çok acayip işte. Uydu söylemiyor. Bak şimdi, o gelecek zaten burada. Bütün şehir burada programı. Tamam mı? Orada sırf sinyal geliyor. Tabii konum şey yapıyor. Devamlı gönderiyor. Orası yanıyor. O konum, o ses yapan vesaire ama o konumu gönderiyor. Çünkü o gidecek olduğun yerle bulunduğun yeri de görüyor. Konum. Konum zaten o demek. Hedefi koydun ya oraya. O konumlara göre senin ışıkların yanıyor. Tamam. Şimdi geliyor. Abi oraya gelmeden ben bir şey sormak istiyorum. Geçen nasıl soracağımı tam kesinmiş değilim ama abi talimat veriyorsun, bu cüz'i ihtiyar oluyor. Hı hı. Bu talimatın sureti, hakikati, mahiyeti var mıdır abi? Var. Hakikati midir asıl verdiğimiz talimat? Evet. Mahiyeti. Şunu bir bitireyim şu misali. Kalırsa şey yapacak. Tamam. Bak. Ta şeye kadar. Bu çok uzun bir misal. İstersen biz o okuyayım. Tamam. Bir daha okuyorum. Navigasyon yap emri değil, verdiğin malumatla sana yolu gösterendir. Bazen de yanlış yaptığını, navigasyonun yanlış yaptığını bildiğin halde şüphesiz itimat edersin. Vicdan denilen navigasyonu gösterdiği yerden niye şüpheleniyoruz? Anlamış değilim. Navigasyon göstermesini istediğini gösterendir. Gitmek istediğin yeri sana çizendir. İsteyen götüren değildir. Verdiğin adresten sana uydu derse, uydu sana derse ki, Hasan şuraya gidecek, uydu diyor. Hasan verdiği adresle, uydu diyor ki, orada kayıttım. Hasan şuraya gidecek. Orada şunları bunları görecek dese, çünkü yolda bir sürü kazalar var vesaire. Suç söyleyene mi, söyletene mi? Gösterene mi, isteyene mi? Yolu çizene mi, yolu yürüyene mi? Seni navigasyona sen demeseydin ben gitmezdim diyebilir misin? Sen bak. Navigasyona sen demeseydin ben gitmezdim diyebilir misin? Navigasyona sayam. Sen adres verdin. Uydu da ve onun küçültülmüş navigasyon da, uydunun küçültülmüş modeli navigasyon da, geçmiş hal, durduğun yer, konumun, gidecek olduğun istikbalin hepsi mevcut. Yani bunda da mevcut, onda da mevcut. Bunu burada program yüklemişler, aynı orada da var. Adresi gönderiyorlar oraya, belediyeciler. Çizdiklerini gönderiyorlar. Bakın kol, yani uyduda aslında harita bilgisi yok. Nokta uydu mı? Sadece senin haberleşiyor, benim konumumu bana bildir diyor. Ama bütün hesaplamayı yapan aslında navigasyondaki cihaz yapıyor. Yani, evet cihaz. Orada bir harita bilgisi yok. Normalde haritanın kendisi, burada bir şey var. Yani şeyi anlatıyor işte, navigasyon nasıl çalışıyor. Şeyde, yani uyduda harita yok veya uyduya harita bilgisi göndermiyor. Sadece benim konumumu söyle diyor, ben konumuma göre gideceğim yere hesaplayacağım, nerede olduğumu bilmem lazım diyor navigasyon. Uydu onun için kullanıyor, yani gideceği yeri şeyini kendi haritasından hesaplıyor. Sonra her giderken de anlık nerede olduğu bilgisini şey yapıyor ki haritanın üstünden de onu takip ettiriyor. Takip ettiriyor. Tabii. Anlıkta devam ediyor. Bu işte daha antika işte bu. Kendi zatında cehran ediyor. Onun suçu yok yani. Evet. Tabii. Daha olan operasyon büyük bir kısmı şeyde dönüyor. Burada yani. Sende oluyor. Uydu sadece sana konum bulunduğun konum bildiriyor. Evet. Yani sen şey diyebiliriz abi. Dur bitireyim. Şama burada bununla ilgili. Uydu o zaman hal. Çünkü haldır. Hal. Evet. Üç zamanda, mekanda aynı yerde navigasyonda. Üç geçmiş gelecek. Tabii. Mesela ben girdiğin adres de var orada. Gideceğin evet. Yer de var. Mesela İzmir Ödemiş'ten İstanbul'a gideceğim.
Eğer İstanbul denilen bir yer yoksa buradan ben yazsam göstermez. Hesap etmez. Demek ki bulunduğum yer, gideceğim yerde navigasyonda var. Altı yönü, ezel, evet, hal, istikbal, hepsi birden navigasyon tek noktadan bakan yönü. Altı yöne. Evet doğru. Altı zamana mı? Şöyle, nasıl yaptın sen? Yani bu, bu yöne yani altı yönü de birden hakim. Yöne. Hakim, hakim üçün. Yalnız bulunduğun konumu sana gösteriyor ama sendeki navigasyon, yani navigasyon senin vicdanın. Sende var yani sistem yazılımı var. Bak, üç zaman da ve mekan da aynı yerde, dikkat edin navigasyon. Mesela yazdım buraya İstanbul, İzmir Ödemiş'ten İstanbul. İkisi de İstanbul'da, Ödemiş'te burada var mı? Var. Burası için haldır. Gidecek olan için İstanbul gelecektir. Burada zaten var. Üç zaman da ve mekan da aynı yerde var. Kalp ve ruhun derece hayatına diyor ya. Zaten evet. Kalbin, ruhun derece hayatı, o geçmiş gelecek zamanı şey yapıyor. Ceset gibi değil ya. Yani. Yuvarlak ayna gibi. Vicdan da kalp ol, kalbin içinde olduğu evet. için diyorum. Evet. Yani mesela bizim için, navigasyonun dışında olanlar için İstanbul gelecektir İzmir'de. Hmm. Ama navigasyon İstanbul'da, İzmir'de bıraktım Bodrum'da geçmiş. Bodrum geçmiş. Oradan geldik. Burada durduk. İstanbul'a gideceğiz. Bodrum geçmiş. Ödemiş. Han İstanbul gelecek. O bizde. Ama navigasyonda üçü aynı yerde. Yuvarlak ayna gibi. Böyle. Şuradaydı. Kaldır. Üçünü aldı. Yuvarlak aynada sağ, sol, alt, üst, ön, önce, sonra yok. Önce, sonra yok. Yuvarlak ayna nerede geçiyor abi? Şeyde, kader isaresinde. Yuvarlak diyor mu? Yuvarlaktır. 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 Yuvarlak. Çünkü hard diske benziyordu. Yuvarlak. Bakalım. Bak. Ben de içimden onu geçiriyordum Murat abi. Aynen. Bakın bakalım. Daire belki. Şöyle demedi ki. Daire, daire diyor. Yuvarlak demiyor da. Daireli bir şey mi? Aynı, ayna. Ayna gibidir. Baksana o şeyde. Zaten daire demesi daha iyi. Yuvarlaktan ziyade yuvarlak top gibi düşünüyorum. Daire var ya aynı mı diyor. Yok abi ya. Daire. Senin elinde bir ayna bulunsa diyor. Hangi ver bakayım? A işte B'tir, C'den. Nerede abi hangisi? Oradan. Ha bu mu? Evet. Bu değil, bu değil. Bu mu? Evet. Bu haşiye. Haşiye mi? Yok, onun az üstünde abi. Yuvarlak deyince dedim hani var yuvarlak. Başka bir sinirde mi var diye de. Yuvarlak köfteler geçiyor da abi. Ezel, ezeli anlatırken ya. Orası abi. Evet. Senin elinde bir ayna bulunsa sağ tarafında mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse. O ayna yalnız mukabilini tutar. Sonra şimdi bir yerde var ya, daire, nereden yazdım onu? Yani tabi bu misal başka bir yerde geçiyor da öyle. İşte bana ne dedim, acaba oradan mı şey yaptınız diye de. Yani şey var ya bir tane, bir daire müteşebbih bir kaderle alakalı mektup var. Kaderle alakalı şeye koydum onu. Benim sözlerin içine koydum mu? Ondan sonra bir de göğsüne yumurta koysan, işaretleyeceğiz ait. İşte kabir azabı olsa, göğsündeki adamın yumurtası düşer. Var ya, o yuvarlak diyor bir yerde. Bir yerde yuvarlak diyor. Yuvarlak bir ayna. Yuvarlak demez de daire. Yani bu manayı söyleyeyim bir şey var. Yani. Yoksa benim hatırıma gelmez bu. Yuvarlak aynada sağ, sol, alt, üst, ön, önce, sonra yok. GPS, imana. GPS, imana misal. Uydu, uyduya bağlanman, irade, malumatlarını vermen, ilim,
uydunun navigasyondaki ifadelenişine kader. Uydu tarafı Allah Celle Celaluhu tarafı, navigasyon tarafı ise beşer tarafı. Bir daha. GPS, imam. GPS. O ne işe yarıyor telefon tarafında? Yani seni konu o konu bilgileri. Onun bendeki şifresi ya. O bana şifre vermiş. Onu kodlamışım, bende duruyor. Mesela şunun GPS'i yok. Ama bunun var. Bunu yüklemiş. Onun onda o nerede olduğumu bilir bu telefon nerede ama bunu bilmez. GPS imana misal. Uyduya bağlanman iradeye misal. Malumatlarını vermen, hani yazıyorsun ya, bilgi, ilim ve misal, uydunun navigasyondaki ifadelenişine, uydu burada gözüküyor, kader, hani kader devamlı tecelli ediyor. Yani uydu devamlı sinyal veriyor ama açarsan seninkisi gösterir, açmasan göstermez. Uydu tarafı, Allah tarafı, navigasyon tarafı ise insan tarafı. Devam ediyorum. Bitmedi misal. Uydu da meyhanede görünüyor. Uydu da meyhane gözükmüyor mu? Gözüküyor. Cami de görünüyor. Orayı da istersen gösterir. Tövbe edersen yol yeniden hesaplanıyor. Yanlış yaptın. Allah bilmem neyini versin lan. Benim söylediğim yerden girmiyorsun. Ne yap, ne halin varsa gör diyor muydu şey navigasyon? Yok. Ne diyor? Yeniden hesaplanıyor. Bu tövbeye misal. Tövbeni kabul ediyor. Yani navigasyon bile tövbeni kabul ediyor da Allah kabul etmez mi? Daha uzun bir yol çiziyor ama sen bundan sonra. Kastıyor. Yok. En kısa yok. Demek uzunmuş. İki. Şey devam ediyor. Cep telefonu insan gibi konuşuyor fakat insan değil. Cep telefonu bu telefon insan gibi konuşmuyor mu? Konuşuyor. İnsan mıdır? Değil. Değildir. Uydu da haşa Allah Allah da Celle Celaluhu insana insan gibi konuşuyor ama insan değil. Uydu da uydu Allah'a misaldı ya. İnsanla konuşuyor. Uydu ayna misal ya, daire olmasına gerek yok ki. Artık zaten uyduyu düşündüğün zaman, tahayyül ettiğin zaman ayna olmasına gerek yok. Yani orası... Yani uydunun kamerası yuvarlak değil mi? Yani ama işte ona şart... Köşeli bir kamera gördün mü sen hiç? Yani uydu beni kamerayla bilmiyor ki Hasan abi. Uydu beni kamerayla bilmiyor. Bütün aynalar bu. Yani uydu beni kamerayla bilmiyor. Hard disk'ten onu şey yapmıştık, burada daire var derken. O hard disk yani uydu benim aynam. Yani herkes orada yazılı, onun hard diskinde yazılı. Ama uydu oraya her şeyi manzara aladan bakıyor. Dünyanın altı yönüne. O yani onu sen ayna de ona, o hard disk aynası de ona. Yani onun yönü. Navigasyonu kullanırken 100 sene önce yaşamış bir insan şimdi yanında olsa ne derdi? Abi böyle böyle yapıyor. Yani yerde değil mi kafayı? O 100 sene önce yaşayan bir adam gelse zaman aşımını, ondan sonra desem ki, navigasyon açtım, sesli. İstanbul Zeytinburnu İzmir'den Ödemiş'ten, Ödemiş demiyorum, bulunduğun yeri biliyorum. İstanbul Zeytinburnu yol haritası. Bekle diyor. Buradan sağa çık diyor. 100 sene önceki adam, Allah Allah, bakar ulan kadın nereye girdi ya. Tamam. Bak yanlış yaptın diyor. Her yerde biliyor. Her yerde biliyor. Sağa dön dedim diyor, sen sola vurdun diyor. Bak ileri sokaktan çıkacaksın. Ne derdi bu adam? Tövbe şimdi uyduyu aşağı. Bilmez. Tövbe aşağı ne derdi? Camdan atar mı? Ha? Camdan atar mı? Bu ilah mı derdi belki? Ha bak şimdi. Navigasyon kullanırken 100 sene önce yaşamış bir insan yani şimdi yanında olsa ne derdi? Bu alet hem geçmişi hem geleceği hem de bulunduğun yeri bilen içinde bir insan var derdi. Seni bak Zeytinburnu biliyor. Bulunduğun yeri de biliyor. Şu anda sokağı da biliyor.
Her an seni de görüyor. Her anda seni görüyor. Avucunun içinde görüyor beni her yerde. 3 metre sonra benim sağda. Ondan sonra bir program da var. Yani navigasyonda sürdüğün arabanın hızını da gösteriyor ya. Evet. Hepsi gösteriyor ama ikaz varmış bir de, sesli değil. Şu yavaş abi. Git, hız limitini geçtin. Yani, uyar şey. Hele Laz navigasyonu dinlettiler, karnımı tuttum gülmekten. Ulan serseri. Lan sana demedim ulan, dönme buradan. Ben navigasyon diyor. Dinledin mi? Bana biraz temizini dinlettiler. Temizini. Biliyor benim gibi. Sen demiştin de onun için. Ulan böyle, ulan ben sana demedim ulan, sağa dönme lan. Ben böyle dinledim yani. Peki, bunu 100 sene önceki adam ne derdi? Vay be. Benim şeyhim avucunun içinde. Avucum içinde. Her yeri görüyor. Çünkü Navi'nin içindeki insan hem gece hem sisli olsa, hem geçmiş hem geleceği, hem de aynı anda 1 milyon insanla farklı makamda, mekanda, yani 1 milyon insanın farklı yerde, farklı yerlerde, kalbinde farklı lisanla konuşması. Bir daha okuyorum. Bu alet hem geçmişi, hem geleceği, hem bulunduğun yeri bilen, içinde bir insan var derdi o adam. Çünkü Navi'nin içindeki insan hem geceyi, gece önemli değil, gece de görüyor. Hem sisli olsa hava, hem geçmiş, hem geleceği, kaç kilometre geçtik. Hem de aynı anda 1 milyon insanla farklı mekanda, farklı yerler, hakkında farklı lisanla konuşması, İngilizce de konuşuyor, Arapça da konuşuyor. Konuşması normal evliya değil, ancak bu kutbul azam olması lazım demez miydi o da? Bütün 1 milyon biridini birden görürler. Ya avucunun içinde diyor, benim evliya, kutbum, işte şeyhim görüyor. İngilizce konuşuyor, Arapça konuşuyor, Rusça konuşuyor, konuşmadığı lisan yok. Ağzı yok, konuşuyor. Ağzı var mı? Yok. Gözü yok, görüyor. Bak, gözü yok, yolu görüyor. Hatta topu da gözünde. Ağzı yok, insan gibi konuşuyor. Allah Allah. Aynı anda 1 milyon insanla konuşması onu şaşırtmıyor. Kulağı olmadan arzularımı, meramımı, isteklerimi nasıl duyup cevap veriyor? Hem yolda an be an beni yalnız bırakmıyor. Cansız olduğu halde hayatı varmış gibi davranıyor. Telefonda telefon olmayanlar gözüktüğü gibi. Bak, telefonda telefon olmayanlar gözüktüğü gibi. Yani telefonda yerler gözüküyor. Deniz var, sağda bilmem ne var. Hepsinin gözüktüğü gibi. Vicdanımda da bedenimde de ruh böyle gözüküyor. Vicdan dedim. Vücudumda da, bedenimde de ruh böyle gözüküyor. Yani bu. Yalnız namaz olduğu için ben düz kesiyorum. Bu navigasyon misali bitti keseceğim. Yalnız benim isteklerime odaklanmış uydu. Beni şart adı yapmış. O zaman alet, bak o zaman alet nedir? Alet, bu alet. Tercih eden değil, tercih edenin tercihlerinin yansıdığı, gözüktüğü, tezahür ettiği yerdir. Bir daha. Bu alet nedir? Tercih eden değil, tercih edenin tercihlerinin yansıdığı, gözüktüğü, tezahür ettiği yerdir. Uydu da ilmi ezeliye misal. Benimkiler ilim. Benimkiler yazdıklarım ilim. Komutla benimkileri uydu onaylarsa, gönderiyorum, böyle bir adres var mıdır diye onaylarsa, kafamdakiler bilgi, uyduya verdiğim bilgiden başka olanlar da var. Navigasyon bitsin, bitireceğim. Ahiret, yaptığımız tercihlerden hasıl olan yerimiz. Aletle yaptığımız tercihlerin bize verdiği cevaptır. Uydu için
geçmiş, hal, istikbal yoktur. Bunlar benim için, navigasyon için nispi dünya, mekanlar, zamanlar var. Alet olmayan, bak, alet olmayan mekan ve adresi göstermediği gibi, bak, alet olmayan mekan ve adresi alet olmayan mekan ve adresi gösteriyor mu? Göstermiyor. Navigasyon. Mesela şunu yazalım. Burada olmayan adresi gösteriyor. Yok şöyle. Yok yok, sokak adresi yok, bulunamadım diyor. Ha, yani gösteriyor mu? İstanbul'u gösteriyor mu? İstanbul mesela diyelim ki sokak. Ne yazar? Yok. Ha, bak, alet olmayan mekan ve adresi göstermediği gibi insanın kalp haritasında olan meyiller, ebed arzuları, ahiret iştahları, arzuları, bekalar, ebedler, temenniler de o nispetle kesindirler. Yani navigasyon gösterdiği bir adres yazdık. Gökalp Mahallesi 40. sokak. Gösterdi mi? Bunda şüphem var mı? Vardır deriz. Kesin şüphemiz yoktur. Ha, insanın da kalp, yani vücudu, bu aletin şeyi, navigasyon programı kalp. Kalbin de gösterdiği ebed, sonsuzluk, emeller, arzular, isteklerimizin de uygulanacağı, var olduğu bir yer var ki gösteriyor bu alet. Vicdan da gösteriyor. Navigasyonun gösterdiği şehirden, adresten sen hiç şüphe ettin mi? Ki insanın yaptığı alet bu. Zira fıtratın şehadeti reddedilmez. Fıtrat ebedi gösteriyor. Senin evinde yapmıştık. Fıtratın şehadeti reddedilmez. Zaten zamanın kendisi delildir. Zira zamanın geçmişi geleceği, geleceğin gelmesine delildir. Zamanın geçmesi, geleceğin gelmesine delildir. Zaman geçmediğini düşünün. Geçmiş de yoktur, gelecek de yoktur. Zamanın geçmesi, geleceğin en güzel delilidir. Gelecek, gelecek midir? Gelecek. Nereden biliyoruz? Zaman akıyor. Bir daha. Zamanın kendisi delildir. Zira zamanın geçmesi geleceğin gelmesine delildir. Gelmesine mi? Geleceğin var olduğuna mı? Geleceğin var olmasına. Geleceğin gelmesine delildir. Yani, şey, geleceğin var ki, var olduğu var ki geliyor. Geliyor. Gelecek yoksa gelir mi? Neye gelecek? Zamanın geçmesi gösteriyor ki gelecek var. Çünkü gelecekten hale akıp maziye dökülüyor. Bitireyim Murat. Gelecek yoksa zamanla nasıl geliyor? Zaman bir şerittir diyor. Bir nehirdir diyor. Eğer gelecek yoksa kimlerden geliyor? Gelecek zamanda şüphe eden var mı? Yok. Demek ki var. Nerede peki o zaman? Vicdanındaki ahiret de orada. Gelecek yoksa zamanla nasıl geliyor? Gelecek nereden geliyorsa geçmiş de oraya gidiyor. Gelecek nereden geliyorsa geçmiş de oraya gidiyor. Ya çok harika ahiretin ispatı bu misal. Düşünen insan olursa. Navigasyonun hedefini varmadıkça susmuyor, konuşuyor, gösteriyor. Senin fıtratında da bekayı, ebedi göstermeye devam ediyor. Uyduda tüm dünya var. Senin navigasyonunda da tüm dünya yüklü. Buna istidatlarına misaldır. Senin navigasyon ekranında ortaya çıkanlar ise tüm dünya haritasından yalnız şu an istediğin yeri göstermesine kabiliyet denilir. Bütün dünya yüklenmesine istidat, yazdığın adresi göstermesi kabiliyet denilir. Buna güzel bir misal bak. Ağaç şeceri hilkat. İnsan o ağacın bir meyvesi. İnsanın kalbi o meyvenin içindeki çekirdek. O çekirdek o ağacın ruznamesi, takvimi, aynesi, harita, filiste, mizan ve mikyasıdır. Hasan abi, bir patlayacağım, bir soru sorayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında vefat etmiştir değil mi? Bize göre ama.
Evet. Kaderin de kaç yaşında ölmüştür, öldüğü yazın vardır abi. Kaderindeki yazan nedir acaba? Görmediğim için bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir de okuyayım. Buna güzel bir misal veriyorum. Bak, ağaç şeceri hilkat. Ağaca, şeceri hilkat ağaç deyin, tamam mı? Bir ağaç de düşünün. Böyle bir çınar ağacını düşünür müsünüz? Mezarlıktaki ağacı düşünürüz. Hangi mezarlıktaki? Ha tamam, bir gibideki. Tamam. Şimdi şeceri hilkatı olsun. İnsan o ağacın bir meyvesi olsun. İnsanın kalbi o meyvenin içindeki çekirdek olsun. O çekirdek o ağacın ruznamesidir, takvimidir, aynesidir, haritasıdır, filistesidir, mizanıdır, mikyasıdır. O çekirdekteki yazılım kadere, senin istidatlarına. O çekirdekteki yazılım kadere. Yani senin istidatlarına. O çekirdeğin yazılımı ortaya çıkması ise için zaman, zemine. Zaman, zemin, örf, anane, kültür. Yani içindekilerin dışarıya çıkabilmesi için harici etmenlere ise ihtiyar kabiliyet. Yani çekirdek istidatlara, kadere, evamiri tekviniye misal. O çınar ağacını düşün. Çekirdek istidatlara, kadere, evamiri tekviniye misal. O çekirdekten çıkan miktara, çekirdekte o şekilde değildi. Hava şartları basitti, şuydu, buydu, tam ağaç olmadı. Ama çıkan miktara, kabiliyetlerimize, iradeye, ihtiyara misal. Şimdi bitiyor. Rize'de kırıkanın narını ektim. Ağaç oldu fakat meyve ceviz kadar ufak oldu. Ama nar programında etki eksiklik yok. Kırıkanda şöyle çıkıyor. Rize'ye koydum bu kadar çıktı. Nar. Programda bir eksilme var mı? Yok. Eksiklik diş şartlar. Kader, ihtiyar ilişkisi, istidat, ihtiyar ve irade ilişkisi gibidir. Bir daha. Kader, ihtiyar ilişkisidir. Yani kader, ihtiyar. Kader ile ihtiyar arasında. Evet. İstidatla ihtiyar ve irade ilişkisi gibidir. Son şeyi, navigasyonun bataryası ise bizim hayatımıza misal. Batarya, pil bitiyor fakat ya videoya, ya ses kaydına, ya da bir Word dosyasına dönüşüyor. Pil bitiyor ama film oluyor. Pil bitmiyor, videoya dönüşüyor. Bizim de hayatımız bitmiyor. Hayat enerjimiz, pilimiz yani, filme, videoya dönüşüyor. Hayat bitmiyor, videoya dönüşüyor. Hakikatta pil bitmez suretini hakikata dönüştürdü denilir. Pil bitti ama videoya dönüştü. Ona pil denmez. Suretini hakikatına dönüştürdü denilir. Çekirdek çürüdü, ağaca dönüşmüş gibi. Pil bitti. Navigasyonla uydu bağlantısı kesildi demektir. Cep telefonumla video sitesine bağlanırsan hem ses hem de görüntü geliyor. Namazın farkındayım. Hemen hızlı okuyorum ki izah da yapmıyorum. Şu misal yanında kalmasın. Bir daha. Cep telefonumla video sitesine bağlansam hem ses hem de görüntü geliyor. Sen görmediğin, sesini duymadığın ve nerede olduğunu bilmediğin uydudan nasıl geliyorsa, uydu nerede? Ben telefonu açtım. Film geldi. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Nerede olduğunu bilmediğin uydudan nasıl filmler geliyorsa telefonuna, ruha da beka ve ebed arzusu öyle geliyor. Nerede olduğunu bilmiyorum ahiretin ama ben, önemli olan onun nerede olduğunu değil, onun bendeki görüntüsü var. Uydu gibi. Uyduyu gözle görmüyorsun. Hiç kimse diyor mu ki? Uydudan geliyor deyince bir Allah'ın kulu baktı mı semaya? Görmediğimi inanmam der mi? Yok, eserlerini görüyor. Uyduyu gözle göremiyorsun. Kulakla
Uydudan gelen sesleri duymuyorsun. Sen dilinle istediklerini demeden kodlarla ondan istiyorsun, adres yazıyorsun. İstediğini anında cevaplıyor. Bu insanın yaptığı sistem. Ya insanı yapan sistem Allah, o zatı düşün. Uydudan aletime resim, ses geliyor. Hakikatlar geliyor. Ben de suretlere dönüşüyorlar. Navigasyonun her lisanda konuşmasına meleklere iman. Çekirdeğin yazılımına, istidada ve kadere iman. Güneşe imana, ziyasına, güneş imana, yağmur İslamiyete, toprak peygambere iman, toprağa ve çekirdeğe muamele ise kitaplara iman. O çekirdekten ortama ve şartlarına göre ağacın çıkması veya o bütün dünya haritası olması olduğu halde bizim isteğimize göre şu anda ekranda haritanın çıkması ise kabiliyete, iradeye ve ihtiyara misal. Ve navigasyonun her lisanla konuşması veya toprağın her çeşit bitkilerle konuşması ise meleklere iman. Ve bitti. 6 tane iman esasını navigasyona uydurdum. Bir daha şeyi göstereyim bari. Navigasyon her lisanla konuşmasına meleklere iman. Abi iki kere dediniz bunu. He? En sonuncusu neydi? Melekler işte, o işte. Bak. Tekrar mı ettiniz? Evet, bak şimdi. Çekirdeğin yazılımına, istidata kadere iman, güneş imanın ziyasına, yağmur İslamiyete, toprak peygambere iman, toprağa ve çekirdeğe muamele ise, toprağa ve çekirdeğe muamele yapıyorsun kimyevi, kitaplara iman, o çekirdekten ortama ve şartlarına göre ağacın çıkması veya o bütün dünya haritası olması olduğu halde bizim isteğimize, yani burada dünya haritası var, isteğimizi çıkartması, şu andaki ekranda harita gözükmesi ise kabiliyetlere ve iradeye misal, navigasyonun her lisanla konuşması veya toprağın her çeşit bitkilerle konuşması neydi? Navigasyon lisanla konuşması meleklere iman. 6 tane iman esasını navigasyonla izah etmeye çalıştım. Vâhırda vâhım. Enilhamdülillâ Rabbil âlemin. El-Fâtiha. Temâsıra vâhı olsun.